Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Zaten aslında iki tane başlık var. Birincisi Valerian İsmail'in daha önce tartışılan konusu. Yani evet, top rakipteyken muazzam bir ekibe dönüştürüyor oyuncularını, takımını yönettiği takımı ki gördük iki maçta fark etti yani. Bir şey de kabul edelim yani Torrent hoca Geleli kaç maç oldu? İsmail Hoca ile aynı anda geldi. Bir şey görmedik. Bir vaat görmedik henüz. Sadece bir maç önce dedi ki gelecek yıl Pep'le yaptığımız gibi Barcelona'nın oyununu oynatacağım. O biraz hani kalmaya dair de bir mesajdı. Ama onun dışında sahada gerçekten bir şey görmedik. Barcelona oyununda Fatih Hoca'nın oyunun karbon kopyasıydı. Önelim Valerian Hoca bir şeyler yaptı. Zaten bir felsefesi var. Uzmanlaştığı bir oyun var. Ama tartışıldığı konuda o uzmanlaştığı oyunda aynı zamanda. Rakip kapandığında ne yapacak? Evet. Beşiktaş mesela dün biraz bunun sıkıntısını yaşadı. E daha dördüncü maçında normal. Üçüncü maçında mı? Dört değil mi? Dört, değil mi? dördüncü, dördüncü karşılaşma. Var. Dördüncü maçında. E... Üç maç beş puan çünkü evet, evet. dördüncü maçı. Yani normal. Sonuçta alışacağı bir süre var takımın. Değişecek oyuncular var. Bunun için ekstra yeni planlar, yeni çalışmalar yapılacak. Hani kapanan takımları açmak üzerine. Ortayla değil de dün çok orta denedi. Rıdan Hoca da söylemişti dün. Beşiktaş yine en çok orta yapan takımı. Bence bu 3-4-3'te biraz daha Azalabilir. Belki böyle son dönem son anlara kaldığında maç panikten de orta sayını arttırabilirsin ama sabırla pasın sayısının artacağını mm -mm. ben e, düşünüyorum. Zaten hafif açık oynayan takımlara karşı Beşiktaş'ın bir üstünlüğü olacaktır gelecek sene. Peki tercihlerini nasıl buldun? İlk tercihleri çok doğru buldum. Hatta yani hem 11 olarak hem de maç içindeki değişiklikler olarak. İdeal 11 oturttu bir kere. Yani dün Wellington olsaydı Necmiye'nin evet. Wellington oynayacaktı. Teşeire'yi anlamıyorum. Net an görülüyor. Nereden hani aşağıdan yukarıdan yolun soru görünüyor diyor ya Türk. Onun gibi yani aşağıdan yukarıdan teşeranın bu oyunda oynamayacağı görünüyor. Bu fizik güçle de mümkün değil oynayamaz. Hadi diyelim biraz fizik gücü var o bölgede gene oynayamaz yani uygun değil. Hoca deniyor bence şundan da deniyor. Bir piyasası var transfer etmek isteyen takımlar var aynı zamanda kontratı devam ediyor. Belki de o piyasa biraz yukarıda tutuluyor gelecek sene için onun da belki not olarak düşebiliriz. Hı hı. Yoksa oynayamaz yani oynayamıyordu. Ha bir anda güçlenir rakip gibi çalışmaya başlar bilmiyorum fizik. Güç sağlar gelecek sezona geri döner Herkesi şaşırtır umudum yok da Belki yapar güzel olur Beşiktaş için Ama bu kapanan takımları açma konusunda tabii Getson gelecek Can muhtemelen yedek oyuncu olacak Ondan sonra Ozan Tufan'ın da gelme ihtimali Yüksek gibi görünüyor Bence Beşiktaş'ta ideal oyuncu oraya ait. Dün konuştuk Rıdvan'ın gitmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Teklifler var ama seneye bak bu oyun için biçilmiş kaftan. Rıdvan seneye iki kat fiyata gider. Çok yüksek. Üç maçta bile yükseldi Rıdvan. Değerine değer katar bu sistemle. Üç maçta bile oyunu yükseldi dikkat edersen. Sürekli hücumda görüyorsun. Dün maçın en iyilerinden biriydi yine. Evet iyi bir teklif gelirse tabii ki her oyuncu değerini bulan satılmalı ama eğer standart bir teklif gelirse bence tutulmalı. Çünkü Rıdvan'ı gönderip o paraya daha iyi bir oyuncu ya da Tekrar daha çok para kazandıracak bir oyuncu dedi ya Ceyhun Kazancı. İlk önceliğimiz tekrar satılabilecek oyuncular olacak diye. Alacağın oyuncuyu muhtemelen bir sen sene iki sene Rıdvan'ı satacağın paraya satamayacaksın. O yüzden Rıdvan'ı bu sene tutup hem faydalanıp hem oyuncuyu geliştirip hem daha çok paraya satmak daha mantıklı olabilir. Asla kendinle çelişiyorsun. Niye çeliştim? Her zaman değeri bulunduğu hemen gitmeli dersin. Evet ama şu bir an, parantez açtın Rıdvana yani. Rıdvana bir özel burada e, istisna hani kaideyi bozar mı bilmiyorum ama bozmaz denir. Kaideye bağlı. Ama şu an e, Rıdvan'ın kaideye daha çok katkı sağlayacağını düşündüğüm için söylüyorum bunu. Yani şu anki konuşulan paralardan daha çok paraya satılma ihtimali var. Ben tam şunu da söylerim sakatlığı var bunun vesairesi var. Ya ama sanki bu biraz hissi kabilel vuku. Belki Rıdvan'ı çok sevdiğimden de olabilir. Ama Öyle hissediyorum. Yoksa biliyorsun hep bütün çocuklarımız gitsin Avrupa'da oynasın evet. istiyorum ben. Yani yenileri yetişsin. Ama bak Rıdvan'da hakikaten çok büyük potansiyel var. Kanat peki şu an Avrupa'nın en önemli pozisyonlarından biri. Üçlüye doğru iyice dönen futbolda birçok takım üçlüye dönerken en çok aranan ve en önemli bölge kanat bekleri. Rozi de burada tabii çok önemli. Bir tarafta Rozi'ye bir tarafta Rıdvan'la sezona girmek işte bir Umut Kerem yedekleri bence çok değerli olur Beşiktaş için. Rıdvan için de değerli olur. Ha şu da var. Dün değişiklikleri söyledin sen. İlk değişiklikler biz devre arasında ile konuşmuştuk. Birebir o ilk söylediğimiz değişiklikler oldu. Ben de e, canın da çıkmasını bekliyordum. E canın da bu arada bir geliştirmesi gereken çok şey var ya. Bir bilgi düşük konuşulandan oldukça düşüğe alabilir bon servisini. Hani 1.7 ya evet. opsiyon. Daha düşüğe alabilir deniyor. E düşüğe alınacaksa tabii yerli oyuncu olarak da. Potansiyeli olan oyuncu olarak da alınmalı ama yüksek paraya bence alınmamalı. Neyse e, ee, şu Şua'yı erken çıkardığını düşünüyorum. Yani gol arıyorsun. En azından güvenle birlikte bir görmek istiyor gözler. Evet hiç onu düşünmedi mesela. Ben hocadan bekliyordum öyle bir ikili. Bir önceki hafta yapmıştı Enkudu'yu öne atıp. Ama herhalde kafasında bazı planlar var. Onu hiç çektirmiyor. Belki de Batu Şua'yı %100 gideceği için artık burayı böyle yaparsam nasıl oluru da görmek istiyor. Hmm. Olabilir. Ha, kalanlarla neler yapabilir mi mi görmek istiyor biraz da. E tabi bir yandan gerçi üst sıralar mücadelen devam ediyor ama e bunlar birbirine bağlı şeyler. Belki hoca düşünüyordur. Batu Şua'yı kalmalı dersin. Peki kalmalı mı? Hala aynı fikirde misin? Ya ben bu senenin biraz ekstrem olduğunu düşünüyorum ya. Yani bu kadar üzerindeki kötü enerjinin de artık o yoğunlaşan enerji. Nazarla ilgili çalışma vardı biliyorsun İngiltere'de üniversite. Bilimsel çalışması nazarın enerjiyle ilgili. Yani mavi de o yani bu nazar boncuğu enerjiyi alıyor değil mi? Kötü enerjiyi falan. Biraz o enerji kendi de oluşturur insan biliyorsun kötüyü çekme denir ya. Hani derler ya santraforlar kaçırdıkça daha çok kaçırmayıdan korkuyorsun ve atıncaya kadar da o stresi yaşıyorsun diye. E, e Umut şu... Bulut muydu 100. golünü bir türlü atamayan galiba oydu. Evet galiba Umut Mesela ya. o da tabii başka bir baskı da böyle baskı anlarında. Oyuncular bazıları gerçekten umursamaz rakamları bazıları da umursar. Ama yani mesela dünkü pozisyonda değil mi Hakan Yılmaz'da? Sana onu söylüyordum. Ya okudum ya da bir yerde dinledim Batu Şua ile ilgili bir çalışmayı çok fazla hareketli olduğu için, çok fazla kısa sprinti baskısı olduğu için oyun motorinde sıkıntı olabiliyor yorgunluktan gibi. Yani bitiricilik noktasında vuruşlarında bazen belki de o problemi yaşıyor gibi bir tanımlama vardı. Belki de bilimsel açıklaması odur. Yani illa bir şey bulacaksak belki de gene seneye kaldığında çok pozisyona girecek, saç baş yolduracak kalırsa. Acaba gerçek mesela bir Sörlot geldiğinde ikisi birbirini nasıl tamamlar? Yok o çok zor öyle. Olmaz değil mi? Şöyle, ya bununla ilgili şu yorumlar var. Batu Şuay o kadar koşan bir oyuncu ki sol, bu 3-4-3'ün solunda oynatırsın. Ve o yüzden yani mesela o üzerindeki ilk gol atacak ilk ismin o olmadığı anlarda neler yapacak? Larin'le ile Abu Bakar gibi düşündüm aslında birazcık. Anladım. Çok da aslında güzel yerden yaklaştım bence. Düşünüyorum geçmişte oynadığı maçları kafamda oynuyorum. Evet yani mesela Lukaku'nun 7 olarak Belçika'da girdiğinde daha rahat bir Batshuayi görüyorsun. Keza Chelsea'de birinci adamlıkta hep problem yaşadı. Crystal Palace'ta iyiydi. Gene de zaman zaman o yük sıkıntı olduğun üstünde. Yük değil de onun gelmesi beklenen seviye bir türlü geldiği seviye olmadı. Yani hala elit santraforlar kategorisinin yakınında. Orada değil ama oraların yakınında hep, olduğu için ligimizde zaten. Zaten ligimizde. hep oralarda dolaştı. Yani ama hiç oraya gelemedi. Gelme ihtimali de işte Dortmund'a gittiğinde belki en azından şöyle bir ışığı görmüştü ama tekrar çıkamadı oraya. Bilmiyorum bundan sonra gelecek planını gerçekten merak ediyorum ben de. Kendisi kendi kariyeri için de artık çok belirleyici olacak o bir sonraki seçim. Ama dediğin mesela dün Rıdvan Hoca'nın anlattığı buraya bir pivot santrafor lazım özeti oydu Hoca'nın anlattığının. <laughs> yani bu takımda Gomez tarzı ki. Beşiktaş, Sörlott'la ilgileniyor. Sayın Kazancı da söyledi. Olsa daha çok bitiricilik yaşar. Olsa Beşiktaş. herhalde en çok Gezal sevinir. Vallahi bence herkes sevinir ya. <laughs> yani tabii... <laughs>